Sayın konuklar, değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun Dünya Açılan Kapısı Kaşgar TV ve Serhat Birkin TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Bir Serhat Gündem programı ile yine Serhat ilimiz Ardahan'dayız. Bugünkü konuklarımız AK Parti Ardahan İl Başkanımız, AK Parti Ardahan Milletvekili adaylarımızdır. Bugünkü konumuz Ardahan'daki hizmetlerdir. Bundan sonra milletvekili adaylarımız Ardahan için neler yapacaktır? Projelerini konuşacağız ve Ardahan göçü durdurmak için bakalım neler söyleyecekler. Biz milletvekili adaylarımızın duygu ve düşüncelerini alacağız. Ondan sonra kendilerine soruları soracağız. Onlar da kendi duygu düşüncelerini anlatacaklar ve siz de ona göre karar vereceksiniz. Ona göre oy vereceksiniz. Biz aracıyız. Bizim amacımız buradaki milletvekili adaylarımızın projelerini anlatırken sizinle bir aracı olmaktır. Başka bir şey değildir. Onun için çok güzel bir program olacaktır. Sakın bizden ayrılmayın. Ardahan 1920'de il olmuş, 26'da tekrar ilçe olmuş, 1992'de tekrar il olmuş ama o zaman nüfusu 197 bin, şundan zannediyorsam 100 bin altına düşmüş. 23 yıl AK Parti iktidarı Ardahan'ı yönetmiş. Dolayısıyla Kenan Altun'dan, Safvet Kaya'dan, 3 dönemde Orhan Atar'dan süre gelen bir yönetim var. Şimdi biz tabii burada AK Parti'nin hizmetlerini de konuşacağız. Bundan sonra da neler yapılacağını konuşacağız. Şimdi öncelikle ben konuklarımı size tanıtmak istiyorum. AK Parti Ardahan İl Başkanı Sayın Ersin Yılmaz. Efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ersin Yılmaz ben. Ardahan doğumluyum. 12 yıl kadar Akbank'ta hizmet görev yaptım. Ondan sonra ayrıldım. Şimdi AK Parti'de il başkanlığı yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim ikinci konuğumuz daha önce AK Parti Ardahan İl Başkanı. Şu anda da AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Sayın Kaan Koç. Efendim seyircilerimiz sizi kısaca tanımak isterim. Evet, herkese saygıyla selamlıyorum. Kaan Koç. Ardahan doğumluyum. Tüm öğrenim hayatım burada geçti üniversiteye kadar. Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunuyum. İnşaat mühendisiyim. Aynı zamanda aynı üniversitede yüksek lisans yapmaktayım. Daha önceden İnşaat Mühendisleri Odası Ardahan İl Temsilciliğini kurdum ve STK çalışmalarım oldu. Aynı zamanda Ardahan Ticaret Odası Meclis Üyeliğini 4 yıl süreyle yaptım. 2 yıllık bir il başkan yardımcılığı tecrübesinden sonra 2 yıl boyunca da AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini sürdürdüm. Bu görev süresince döneminin en genç İl Başkanı olarak çalıştık ve başarılı hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek parti teşkilat çalışmalarımız, gerek sahadaki çalışmalarımızla kendimizi ispatladık. Bunun akabinde şu anki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle milletvekili adaylığı yoluna çıktık. Bu yolda tüm şehrimize, tüm hemşehrilerimize güveniyor ve desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki, sağ olun. Efendim yine yanımızda diğer konuğumuz AK Parti Ardahan ikinci sıra milletvekili adayı Sayın Güven Karaköy. Sayın Karaköy, izleyicilerimizi tanımak isterim. Ben de bütün seyircilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ben Güven Karakoy'un Ardahan Göle ilçesinin Kuytuca köyünde dünyaya geldim. İlkokulu aynı kendi köyümde bitirdikten sonra 2 yıl Kur'an kursta Göle merkezde okudum. Daha sonra Erzurum İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum ve lisenin hemen akabinde Çıldır Kenardere köyünde İmam Hatiplik görevine başladım. Daha sonra üniversite tahsilime başladım. 2 yıl İlahiyat Ön Lisası bitirdikten sonra 4 yıllık uluslararası ilişkileri bitirdim. Ve şimdi de yüksek lisans 2. dönem olarak devam ediyorum. 3 çocuk babasıyım. İnşallah Cumhurbaşkanımızın takdiriyle 2. sırada milletvekili adaylığına atandığım durum bu. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi il başkanımızdan şöyle bir AK Parti'nin şu andaki Ardahan'daki durumunu, ne kadar üyeniz var, kadına ne kadar değer veriyorsunuz, gençlere ne kadar değer veriyorsunuz, bir profil çizer misiniz? Buyurun. Şimdi AK Parti'nin 13 bin üyesi var. Ardahan'da 69 bin seçmenimiz var. 226 tane köyümüz, 40 mahallemiz var. Biz kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il teşkilatlarımızla sahadayız.
Kadınlar bizim için çok önemli. Bunun için ev ev geziyoruz. Dokunmadık insan bırakmıyoruz. Sahadayız, güçlüyüz. 226 köy, 40 mahallede her yere dokunuyoruz, her yeri geziyoruz. Şükürler olsun Rabbime. AK Parti'nin yapmış olduklarını anlatmaya çalışıyoruz, yapacaklarını anlatıyoruz. Bununla birlikte milletvekili adaylarımızın da sahada bizimle olduğunu herkes biliyor. Beraber çalışıyoruz. Güçlü bir şekilde seçimlere hazırız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Isınma hareketi artık geçti. Şimdi sorulara gideceğiz. Tamardan organik tarımda dünya birincisi diyebiliriz. Kafkas arı ırkının ürettiği bal da dünyanın en lezzetli, en kaliteli balıdır. Hayvancılık da bir dönemde, Kars'a bağlı dönemde Rusya'nın ve Türkiye'nin ihtiyacını o zaman karşılıyordu. Ama şimdi Ardahan'da çok önemli iki tane sınır kapımız vardır. Ve Ardahan'a tren istiyor bütün Ardahanlar. O da gelirse, özellikle Sahra treni var. Açılırsa Kars'ı, Ardahan'ı, Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak. Çok önemli bir kapıdır. Ve Aşıkşehir tüneli vardı şu anda. Aktaş sınır kapısı, Türkiye'ci sınır kapısı derken Ardahan burada eğer hızlı bir şekilde bunları yapılırsa bir tren koridoru haline gelecektir. Dolayısıyla şimdi birinci sorumuz, birinci AK Parti Ardahan birinci sıra milletvekili adayı Sayın Kaan Koç'a soracağız. Efendim Ardahan'ın sınır kapı, iki tane sınır kapımız vardır. Bir de açılmak üzere üç tane de şeyimiz var, tünelimiz vardır. Bir de insanlar Ardahan'a tünel istiyor. Dolayısıyla biz parti olarak bu işin ne kadar hızlandırdınız? Sınır, bizim kapılar, Gardağ olsun, Aşıkşehir'lik olsun, Sahra tüneller olsun. Bu ne aşamadadır? Sürekli soruyorlar, çok uzadı. Işık göründü ama tünel açılmadı dediler. Dolayısıyla Ilgardağ için de diyorlar, işte efendim çok uzadı. Biri diyor 25 yıl sürecek, biri 15 yıl sürecek. Bir de gümrük kapıları yapıldı mı yapılmadı, buyurun efendim. Söz sizde. Şimdi şöyle başlayalım. Mozolet tünelinden, Çıldır'daki Aşıkşehir'lik, yani Mozolet diye tabir ettiğimiz tünelden başlayalım. Tünel tamamen, tüneldeki delme işlemleri tamamen bitti. Şu an içerisindeki elektrik sistemleri çekiliyor ve asfalta atılarak yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde tamamen kullanıma açılacak. Çünkü bağlantı yolları da tamamlandı. Tünel delme faaliyetleri de bittiği için sadece 1-1,5 aylık bir kısmı kaldı. İnşallah birlikte açılışına da orada da bir ay sonra yaparız. Mozolet tüneli tamamlamış oluyoruz. Ilgardağ tünelinde de, şimdi Ilgardağ tünelinde günde 1,5 metrelik bir ilerleme oluyordu. Nedeni o çalışma yapılan alanın yumuşak zemine denk gelmesiyle sürekli olarak akmalar oluyordu. Bunun tedbirleri alındı, o sıkıntılı olan bölüm geçildi. Şu anda ciddi bir çalışma var ve geçen hafta itibariyle Kosoflulara söz verdiğimiz gibi ikinci tarafta, yani başlangıcın karşısındaki bitiş tarafından da delme işlemleri başladı. Böylece iki taraftan da hızlı şekilde delinerek daha kısa sürede bu tünel bitirilecektir. Bunun için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bağlantı yollarını da şu an yapıyoruz. Bugün itibariyle Hanak'taki Altaş Köyü'nün oradaki büyük viyadüğümüzün kirişleri de bugün itibariyle koyulacak. Takip ediyoruz. Takipçisiyiz. En kısa sürede iki taraftan da çalışmalarımız başladığı için Ilgardağ tünelimizi de bitireceğiz. Sınır kapılarımızla ilgili şu anda iki tane karayoluyla aktif olarak kullanılan, bir tane de demiryolu olarak kullandığımız Ardahan'da üç tane sınır kapımız var. Demiryolu sınır kapımız zaten çalışmakta. İpek yolu üzerinden halen daha Çin'e kadar devam etmektedir. Bizim iki tane kara sınır kapımız var. Burada Çıldır. Özellikle geçen yıl bakan yardımcımızı da davet edip getirmiştik. Burada çok ciddi şekilde Rusya-Ukrayna savaşından sonra bir tır yoğunluğu yaşanıyor, bir ticaret hacmi yaşanıyor. Bu da olumlu şekilde hem ilimize hem ilçemize yansıyor. Burada ek olarak Çıldır'a bu sene Orhan Hoca ile birlikte yaptığımız çabalarla, uğraşlar sonucunda ek olarak 24 tane Tarım Müdürlüğü'nün veteriner ve gıda mühendisi işe alımı yapıldı. Bunlar bu hafta itibariyle başlıyorlar ve Çıldır'da şu anda biz yeni bir bu gıda ve benzeri ürünlerin kontrolü için yeni bir müdürlük kuruyoruz. Bu müdürlüğün kurulumuyla birlikte artık gelen ihraç edilecek ürünlerin Kars'ta, Erzurum'da incelenmesi, bekletilmesi olmayacak. Buradan da gıda hayvancılık üzerine olan tüm ürünler direkt Çıldır sınır kapımızdan gönderilebilecek. Bu Türkiye geneli diğer kapılarında yükünü hafifletmiş olacak. Özellikle Opa'daki Sarp Gümrük kapısının dan buraya çok ciddi şekilde bir tır geçişi bekliyoruz. Çünkü bu orada vardı. Şimdi bizim bölgemizde de olmuş olacak.
POSOP sınır kapımıza geldiğimizde de şu anda sınır kapımız %99 itibariyle bitmiş durumda. Çok cüzdü bir işleri kalmış. Bu hafta oradaydık, inceledik, çalışmalara baktık. İnşallah kısa bir süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ve bu sınır kapılarının daha aktif hale gelmesi için de, sınır ticaretimizi geliştirmek için de bizim bir lojistik merkezi ve iç gümrükleme yapmamız lazım. Vatandaşımızın talebinin de bu yönde olduğunu biliyoruz. Bunun için de şu anki tüm çabamızı bakanlıkla da görüşüyoruz, bakanımızla da görüşüyoruz, davet de ediyoruz. Tüm enerjimizi sınır kapılarıyla ilgili iç gümrüklemeye yapıp burada artık bir gümrükleme merkezinin ve lojistik merkezinin kurulmasını sağlayacağız. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz, sorunu biliyoruz. En iyi şekilde de takibini yapacağız. Sahara Tüneli ile alakalı da Sahara Tüneli'nin tüm projeleri tamamlandı, işlemleri yapıldı, yatırım programına teklif edildi. İnşallah ülkemiz zaten tüm dünya pandemi süreciyle, akabinde bu savaş süreçleriyle yorucu bir ekonomi geçirdi. Tüm dünyada ekonomik sıkıntılar var ama hamdolsun ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci çok iyi atlattı. Yani dünyada aşıyı, COVID aşısını bedava veren tek ülkeyiz. Bunda çok iyi durumdaydık. Bundan dolayı bazı yatırımlarımız bekledi ama rafa kaldırılmadı. Sadece biraz bekledi. Şimdi yatırım programına bu bekleme sonucunda teklif edildi. İnşallah bunun da müjdesini en kısa sürede vereceğiz. Takip ediyoruz. Sahara Tüneli bizim için büyük bir beklentidir. Bunu da başarabiliriz. Trenle alakalı trene geleceğiz. Peki. Niye geleceğiz? Çünkü 100 yıldır gerçekten ben bu ülkeyi takip ediyorum. 30 yıldır da yani takip ediyorum. Ama 100 yıldır bu memlekete yani yatırım noktasında haksızlık yapılmıştır. Karadeniz'de denizi dolduruyorlar, havalanı yapıyorlar. Ama bizim buradaki 60 kilometrelik bir tren için yani bunu harekete geçiremiyoruz. Ben diyorum ki Türkiye'deki Ardahan STK'lar da lobi olmuyor, arkanızda durmuyor. Çünkü siyaset ayrıdır, lobi ayrıdır. Mesela beni tanıyorsunuz, ben düşüncem farklı da olsa ben burada iktidar partisiyle sürekli çalışan birisi. Evet. Çünkü memleketin çıkarı çok önemlidir. Şimdi bu treni ne yapacağız? Bu Ardahanlar sürekli bana diyor, köyleri geziyorum, diyor tren ne zaman gelecek? Biz burada ürettiğimizi İstanbul'a evet. Ne zaman göndereceğiz? Bu 60 kilometre niye bu kadar sorun oldu diye söz sizde efendim. Buyurun. Şimdi orayla ilgili de yine takiplerimizi yaptık, çalışmalarımız yapıldı. İki tane proje hazırlandı. Bu iki projenin birisi Cambaz'daki, Çıldır Cambaz'daki istasyondan Ardahan'a kadar gelecek. Diğeri de susuz mevkisinden gelecek. Şu an ikisiyle ilgili de devlet demir yollarınca incelemeler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Hangi arazi daha verimli olur, hangisinden daha rahat şekilde bir geçiş yapılır. İki projenin bedelleri de belirlenmiş. Birisi 300 milyon dolar, birisi 330 milyon dolar. İkisinden bir hangisi en uygunsa bu sene itibariyle inşallah Cumhurbaşkanlığımıza yatırım programı içinde teklif edilecek. Ama projeleri bitirildi. Sadece hangisine sunulacağı var, bunun da takipçisiyiz. Peki. İnşallah o treni getireceğiz. Yani onu burada Ardahan'da izliyor. İnşallah. Zaten canlı yayındadır. İnşallah bundan sonra İnşallah. Hemşehrilerimiz mutlu haberi buradan veriyoruz. Efendim diğer adayımıza geçiyoruz. Efendim AK Parti Ardahan 2. sıra milletvekili adayımız Güven Karagöy'ün hocam. Hollanda'da denizi dolduruyorlar kayayla. Çim atıyorlar üzerine. Yani ekim yapıyorlar ve dolayısıyla tarım hayvancılığı dünya birincisi olmuşlar. Evet. Milli gelirinin %85'i tarım hayvancılıkta. Evet. Sulu tarıma gelince samanın kalorisi sıfır. Fakat sulu tarım olunca yonca, korunga, fiç oluyor. Bunların kalorisi de yüksek. Hayvancılığa gelince ırkını değişemedik. Hollanda'da bir inek 35 kilo süt veriyor ama 12 ay. Bizdeki süt inekleri 5 ay ve 7-8 kilo veriyor. Dolayısıyla seçilirseniz bizim fabrikamız şeydir yani baldır, hayvancılıktır, tarımdır. Evet. Yani insanlar saman için son dönemlerde süt ineklerini sattılar. Seçilirseniz bu nokta, bu memlekette bu evet. Projeler evet. Üzerinde ne gibi çalışmalarınız olacak? Buyurun. Evet. Seyircilerimize hemen müjdeyi verebiliriz inşallah. Yıllardır biliyorsunuz Kurra Nehri'miz var. Fakat maalesef boş akıp gidiyordu. Şimdi Kurra Nehri'mizin suyu boş bir şekilde akıp giderken biz de seyirci kalamazdık. Ve dolayısıyla inşallah sulu tarıma geçeceğiz. Geçiş yapabilmek için de barajlara ihtiyacımız var. Biliyorsunuz projesi tamamlandı. İnşallah 2023 özellikle projelerimizden birisi Beşikkaya Barajı'dır.
Beşikkaya Barajı yaklaşık 5 milyarlık bir devasa yatırımdır. Bunu inşallah Ardahanlı hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca Durançam Barajımız vardı biliyorsunuz. 78.570 dekar arazi onunla tamamlandığı zaman sulanacak. Ve bizim sularımız boşa akmayacak inşallah. Tarımı bu şekilde elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışacağız. Çift çeker traktörlerimiz var. Bugün daha önce Ardahan'ımızda ben de biliyorum özellikle tarım olarak biz affedersiniz öküz sırtıyla kanı arabasıyla bizim aletlerimizi yükler giderdik ama ona rağmen ambarlarımız dolu olurdu. Fakat maalesef günümüzde herkesin evinde kimisinde de bazen iki tane traktör olmasına rağmen maalesef yatıyor yılın çoğunluğu boş geçiyor. Ambarlarımız doluydu ama şimdi pandemi döneminde anlaşıldı ki tarımın önemi gittikçe arttı. Tarım olmazsa olmaz oldu. Biz de buna gerekli önemi inşallah veriyoruz. Ayrıca Göle'de toplulaştırma bitti Göle ilçemizde. Ardahan'da şu anda arazi toplulaştırması başladı. Bunun da müjdesini verelim. Yaklaşık olarak biz bir hafta önce ayrıca çiftçilerimize 50 ton kavurca buğdayı özellikle hibe ettik, aktardık. 390 arı kovanı dağıttık. Arıcılık hususunda da önemli bir potansiyele sahiptir Ardahan'ımız. Fakat maalesef çoğunlukta ilkel yöntemlerle halen devam ediliyor. Özellikle bu konuda gençlerimiz, genç nüfusumuz evlenemiyor. Kendi işini kurması açısından son derece önemlidir bu arıcılık meselesi. Yani hem hayvancılık hem de arıcılık. Kendi evinin, kendi işinin patronu olacak. Herkes illaki işte ben bir mutlaka kadrolu işe girmem gerekiyor diye çabalarken aslında elimizde önemli bir potansiyel vardır. Arıcılık hususunda mesela Ardahan'da bizim projelerimiz arasında özellikle şu anda düşünme aşamasında ama bunu faaliyete geçirmek istiyoruz. Bir arı ürünleri borsası düşünüyoruz inşallah. Arı ürünleri borsası çünkü son derece önemli bir potansiyele sahibiz şu anda Ardahan olarak. Ben kendim de yaklaşık olarak bir 20 yıl arıcılık yaptım. Bizim zamanımızda biraz dediğim gibi çok daha potansiyel büyüktü. 60-70 kilo bal aldığımız kovanlar dahi oluyordu. Fakat bu son zamanlarda maalesef biraz makineleşmenin etkisi mi ya da işte iklim şartlarının değişmesiyle ilgili mi bilemiyorum ama biraz bal özellikle dekoltesi düştü ama biz bunu özel bir çalışmayla, üniversitemizin de katkısıyla, fiili olarak özellikle gençlerimizi bu sürece katma kaydıyla böyle bir şey düşünüyoruz inşallah. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin. Böyle bir amacımız, gayemiz var. Büyükbaş hayvancılıkla ilgili yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin yaklaşık olarak Ardahan'ımız %2.5 varlığıyla önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. İnşallah bunu geliştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı harcayacağız. Peki, teşekkür ederim. Efendim, tekrar AK Parti Ardahan birinci sıra milletvekili adayına dönüyoruz. Efendim, burada bugüne kadar neler yaptınız? Biraz da hizmetlerinizden bahseder misiniz? Çünkü o dönemlerde siz hem partide aktifsiniz, evet. Sonra da il başkanı oldunuz. Sonra da kış turizme ve turizme geçeceğiz. Buyurun. Şimdi Mustafa Bey, Ardahan'da Ankara'ya bakarsak AK Parti'nin bir hizmetini görüyoruz. Çünkü evet, 100 yıldır cumhuriyetimiz var, 100 yıldır ülkemiz var, 2. yüzyılına başlıyoruz. Ama bunda 80 yıllık bir duraklama dönemine de var. Ondan sonraki 20 yılda da hizmet dönemi var. O Ardahan için böyle bir süreç. Şu anda baktığınızda Ardahan'ın, ilçesilerinin, köylerinin neresine bakarsanız bakın AK Parti'nin hizmeti var. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Şu anda ilçelerimizin tamamına duble yollarla ulaşıyoruz. Ardahan merkezdeki hastanemiz tamam. Çok fonksiyonlu. Şu an ek hizmet binası yanında anjiyo ünitemiz şu an yapılıyor. Hastanemiz yanında ek hizmet binası başlıyor.
İçerisinde anji ünitesi, yoğun bakım servisleri kurulacak. Bunu tamamlıyoruz. İlçelerimizdeki tüm hastanelerimiz tamam, doktorlarımız tamam. Sağlıkta devrim yaptık bu şehirde. Dönüyoruz. Yerelde belediyelerimizin hizmetleri anlatmak da sayılmaz. Yani burada hem Ardahan Merkez'de 10 yıllık bir AK Parti yönetimi oldu. Bu görünen eserlerin tamamı bizlerin yaptığı eserlerdi. Şu an ilçelerde de AK Parti ile yönetilen ilçelerde de her nereye bakarsanız bu eserimizi görüyorsunuz. Şu an tüm köylerimizde nasıl diyorsak ki Ankara'daki adam çamura basmıyorsa bizim köylerimize de basılmayacak diyorsak. Şu an bizim tüm köylerimizde yol sorununu bitirdik. Çoğu köyümüzde artık sıcak asfalt yapıyoruz. Yani bazı yerlerde batının bazı yerlerinde ilçelerde sıcak asfalt yokken biz şu anda köylerimize sıcak asfalt atıyoruz. Bütçeye göre, yetiştirebildiğimize göre dağıtarak sırayla hepsini ulaştıracağız. Köy işlerine bakıyoruz, parke taşı olmayan yerimiz kalmadı. Artık su elektrik sorunlarını çoğu yerde konuşmuyoruz. Bunları açtık. Kimin sayesinde? AK Parti sayesinde açtık. Bunun öncüsü kimdir? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vatandaşlarımız da bunu biliyorlar. Elhamdülillah herkes bunların bir devrim niteliğinde Tayyip Erdoğan imzası olduğunun farkında. Dönüyoruz gençlerimiz için. İnanılmaz derecede spor tesisi var Ardahan'da. Yani aklınıza gelecek her spor tesisi Ardahan'da var. Çoğu şehirde olmayanlar var. Burada yüzme havuzları, kayak tesisleri, tüm sahaları, müsabaka yerleriyle tamamen bir spor şehrine dönüştü Ardahan. Burada dönüyoruz eğitimde. Eğitimde çığır açtık. Yani Ardahan'da tüm liselerimiz var. Şimdi spor lisemiz var, fen lisemiz var, Anadolu liselerimiz var. Bunların tamamı var. Bu hafta itibariyle bir de Tarım Bakanımız geldiğinde söz vermiştik. Göle'de bir tarım ve hayvancılık lisesi demiştik. Onun da yazısı dün itibariyle imzalandı, onaylandı. Göle'ye de tarım ve hayvancılık lisesi, Göle'mize de Ardahan'ımıza da hayırlı uğurlu olsun. Bunun dışında 4 tane daha farklı bir lise türü var. Yani sadece lise dediğimiz Anadolu Lisesi değil. Bunların hepsi farklı. Bu bir eğitimdir. Üniversiteye bakıyoruz. Şu anda 5000'in civarı bir öğrencimiz var. Bu bir devrimdir. Ardahan'da üniversite denildi. Kimse eskiden inanmazdı. Şimdi üniversitemiz var. Orada hizmetlerimiz devam ediyor. Ve sürekli AK Parti kendini yeniliyor. Sürekli hizmetlerini yeniliyor. Ardahan'ın her noktasında bir eser bırakma gayretindeyiz. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde. Bugüne kadar hizmet eden milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın gayretiyle oldu. Bundan sonra da aldığımız bayrağı biz de ileriye götüreceğiz. Sorunları, eksikleri biliyoruz. Onları da tamamlayacağız. Özellikle bir projemiz daha var ki yani şu anda bizim bir organize sanayi bölgemiz var. 25-30 yıl önce yeri belirlenmiş. Ama yeri çok da doğru bir yer değil. Hem fiziki şartları hem ulaşım şartlarıyla zor bir bölgede. Burada da şu anki hedeflerimizden biri de Ardahan artık bir organize sanayi kavuşturmak. Onun için mevcuttaki organize sanayinin de ya devrini yaptırmak ya da tarımsal ihtisası yaparak onu bir tarımsal organize sanayiye çevirmek. Bakalım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar dedik her şeyi AK Parti yaptı. Bundan sonra da yaparsa AK Parti yapar demeye devam edeceğiz. Şey çok önemli. Kış turizmi çünkü İsviçre kardan dünyanın zengini olmuştur. Evet. Kristal karın aynısı da Ardahan'da vardır. Bizim bir tık üstünlüğümüz var. Sarıçamur ormanları var. Fakat Erciyes Üniversitesi'nde 264 tane kar makinesi var. Kar makinesi ne demektir? Bir sezonun 2 ay önce başlaması, 2 ay sonra kapatılması evet. demektir. Şimdi yanılsam kayak testleri geçen sene yani kar olmadığı için 2 ay sonra başladı. Dolayısıyla bu bir de bizim Çıldır Gölümüz var biliyorsun. Kış turizmi hep birlikte bitiriyor. Evet. Festivaller yapıyoruz ama zayıf geçiyor. Bu noktada seçilirseniz bu iki soru çok önemli. Yanılsam kayasında kar makinesi çok önemli. Bir de yani buradaki kış turizmini nasıl büyüteceksiniz? Evet. Buyurun. Şimdi yalnız çam kayak tesisleri üzerinde görüştüğümüzde konuşursak burada gerçekten teleseyirci hattı, teleferik hattı Türkiye'de ve dünyada sayılı olan hatlardan birisi. Her yerde kayak tesisine gidebilirsiniz ama böyle bir teleferik hattı her yerde yok. En son modern tesis olarak düzenlenmiş. Burada bir tane de otelimiz var. Bu otel kamu teşebbüsü. Şimdi buranın biraz daha gelişebilmesi için özel sektörün buraya biraz daha adım atması lazım. Çünkü hani özel sektör eliyle olduğu zaman bu işlerin rengi değişiyor. Şu anda da otelin özel sektöre satışı için ihaleler düzenleniyor. Bunu biraz daha özel sektör üzerinde düşünürsek biz burayı geliştirebiliriz. Burada bir kar makinesine ihtiyaç var. Bununla ilgili de geçen yıldan beri bir çalışmamız var. İnşallah sonuca bağlayacak gibiyiz. Hem Kültür Bakanlığımızdan hem Spor Bakanlığımızdan bir destek talebimiz vardı. Onlar da sağ olsun ilgileniyorlar. Buraya bir kar makinesi inşallah bu sezon için getiriyoruz. Ancak en önemlisi olan burada özel sektöre önünü açmak. Burada özel sektör teşebbüslerine destek olmamızdır. Bunun için de tüm yatırımcılarımızı biz Yalnız Çam'a davet ediyoruz. Burada kristal kar var. Dünyada çok az yerde rastlanılan bir kardır bu.
Buradaki yatırımın karşılıklarını alacaklarına da biz inanıyoruz. Çıldır Gölü ile alakalı geldiğimizde de Çıldır Gölü'nde kış turizmi olarak çok ciddi bir festival düzenliyoruz. Belediyemiz öncülüğünde uluslararası bir festival. Buna hep dünyanın her yerinden katılımcılar var ve son yaptığımız festival gerçekten en kalabalık festival olmuştu orada. Çıldır Gölü'nü dünyaya tanıttık. Şimdi burayla ilgili bir çalışmada etrafının belli bir yatırımlarla teşvik edilmesi lazım. Bunun için de şu an belli imar planlarını belediyemiz düzenliyor. Ancak burası koruma alanında olduğu için, sit alanı olduğu için bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama bakalım çalışmalarımız var. Çıldır Gölü'nün Ardahan'ın olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ve bunu tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bu da bu festivallerle, yatırımlarla olacak inşallah. Takipçisiyiz. İnşallah daha da geliştireceğiz onu. Şimdi efendim, canlı yayında herkes bizi izliyor. Ardahan dernekleri şeyi kurdu. Özellikle Göle Derneği festivalleri kurdu. Yani geriye dönüşü tetikledi. Bir evet. Projeydi. Son dönemlerde devlet yatırım yapmadığı için, Kültür Bakanlığı yardımcı olmadığı için aynı tipte yapılan festivaller zayıfladı. Dolayısıyla yani bu, bizim buradaki yayla turizmin gelişmesi için devletin buraya bir şey, kaynak aktarması gerekiyor ki festival ulusal boyutta yapılsın. Az önce Çıldır'dan bahsettiniz ya, bütün nereden baksan 20'ye yakın festival yapıyorlar. Çıldır, evet. Göne, Hanak, Damal ve köyler. Dolayısıyla bu noktada ne gibi bir çalışma yapacaksınız? Çünkü dernekler de kırgın. Çünkü biz kendi paramızla yaptığımız festival ancak bu kadar olabilir diyorlar. Ya bu derneklerle ilgili, bu yapılan festivallerle ilgili zaten Kültür Bakanlığı'nın belli bir çalışması var. Yani Kültür Bakanlığı'na proje sunarak böyle destekler alınabiliyor. Biz de buradaki aracıları olup bu süreci hızlandırıp gerekli evrakların düzenlenmesini sağlayabiliriz. Festivalleri önemsiyoruz. Batı'daki tüm vatandaşlarımızı buraya hem festival dönemlerinde hem diğer dönemlerinde davet ediyoruz. Ardahan olarak Türkiye'de 700 bin kişiyiz. 100 binin Ardahan'da dediğimizde 600 binin bizim dışarıda hemşehrimiz var. Bu 600 bin vatandaşımızı biz buraya davet ediyoruz. Evet. Gelin Ardahan'da birlikte bu etkinlikleri yapalım. Yaptıkça eksiklerimizi görür, geliştiririz diyorum. Evet. Şimdi yine ikinci sorumuza AK Parti Ardahan ikinci sıra milletvekili adayı Güven Karaköy. Efendim, Ardahan'ı gezdiniz. Köyleri tek tek geziyorsunuz. Daha önce de burada görev yapmıştınız. Evet. Ardahan'ın eksikleri nedir? Köylüye çok ne istiyorsunuz efendim? Hangi şikayetler var? Şimdi biz bu işe gelirken özellikle Ardahan'ın güçlü yönleri nelerdir? Ardahan'ın zayıf yönleri nelerdir? Ardahan'ı tehdit eden olaylar nelerdir? Bunun üzerine biraz düşündük. Şimdi Ardahan'ımızın güçlü yönleri arasında özellikle daha önce diğer milletvekili kardeşimiz bahsetti. Özellikle iki sınır kapımızın burada olması bizler için gerçekten de Ardahan için güçlü yanlarından bir tanesidir. Onları biraz daha ne yapmak lazım? İşlevlerini biraz daha hızlandırmak lazım. Çünkü şimdi bizim tarafta işler hızlı akıyor ama öbür tarafta maalesef biraz kuyruklar oluşturuyorlar. Ben yaklaşık olarak bir hafta önce Çıldır tarafındaydım. Mesela Aktaş sınır kapısında özellikle büyük bir yığılma vardı. Tabii biz bunun önlemlerini inşallah alacağız. Bu iki sınır kapısının Ardahan'da oluşu bizlerin çok güçlü yönleri olarak ifade edebiliriz. Bunun dışında Ardahan'ımızın özellikle az önce yine kardeşim bahsetti. Turizm potansiyeli olarak da özellikle kış potansiyeline sahiptir. Bunun yanında köylerden bize özellikle sorulan şeylerden her şeyi yapmışız. Bütün köylerin hemen hemen hepsinin içerisinde kilit parke taşı ama döşenmiş. Yani, tencereyi de biraz anlat. Şey var, biraz zam var. İnsanların kesin şimdi noktaları var. Şimdi, işsizlik var mı? Gençler şimdi, ne diyor? Şimdi işsizlik bakımında tabii bu her zaman vardı. Nüfusumuz biliyorsunuz artmış durumda. Şu anda nüfusumuz artmış. Özellikle gençlerimize tavsiyemiz şudur. Tabii ki biraz daha sabırlı olsunlar. Ülkemize gizli ambargolar uygulanıyor. Yani bir düşün, örneğin soğan üzerinde şu anda bizleri vurmaya çalışıyorlar. Oysa ki soğan bugün Ardahan'ın her yerinde çok kısa sürede biten bir bitkidir. Yani biz ama adamlar ne yapıyorlar? Bu soğanları bir şeyde biriktirerek mesela depoda çürütüyorlar, döküyorlar. Maalesef biz buna şahit olmaktayız. Bunu da biliyorsunuz. Fakat bugün
hemen hemen emekliler olsun, memurlarımız olsun, enflasyona biz ezdirmedik. Ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız da bu şekilde ifadelerini görüyorsunuz. Zaten fiil olarak bunları yapıyor, gerekeni yapıyor. Yani işsizlik bakımından daha doğrusu özellikle bize gelen sorulardan birisi biz evlenemiyoruz. Yani kız çocuklarımız buradan özellikle İstanbul'a gitmek istiyor diyenler vardır. İnşallah bunun da önlemini alacağız Allah'ın izniyle. Ama onun dışında eskiden evlerde su yoktu. Şu anda çeşme suları şarır şarır akıyor. Yollar bakımından elimizden gelen her şeyi yapmışız. Diğer rakiplerimiz özellikle bizim döşemiş olduğumuz kilit parkelerin üzerinde yayın yapıyor. Diyor ki AK Parti ne yapmıştır? Ama ayağının altındaki kilit parke taşı görmüyor. Değerli kardeşlerimiz, eğitim bakımından kardeşimiz bahsetti. Bugün kitaplarını öğrencilerimiz masaların üzerinde özellikle parasız bir şekilde buluyor. Benim zamanımda bu imkanlar yoktu. Burs verdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunun yanında burs olmasa da diğer kardeşlerimize ne yapıyoruz? Aynı zamanda diğer yardımlarımız var. Yani kesinlikle şu anda AK Parti'mizin büyük hizmetleriyle devam ediyoruz. Daha da iyileştirmeye çalışacağız. Yani bunun dışında sadece işte nedir? Soğan 15 bin liraymış, 30 bin liraymış. Soğanın bir kıymeti yoktur. İnşallah bir hafta sonra 10 liranın da altına düşeceğini peki, şimdiden söyleyebiliriz. Kadınlar ne diyor yani oradaki mesela köyleri geziyorsun. Ne istiyorlar size? Kadınlarımızın AK Parti'ye teveccühü fazladır. Yani bunu şöyle ifade edelim. AK Parti döneminde kadınlarımıza gerekli itimam gösterilmiştir. Özellikle bu şu andaki durumda da çalışan kadınlarımıza emeklilik hakkı verileceği Cumhurbaşkanımız tarafından açıkça net bir şekilde ifade edilmiştir. Yani ev hanımı olup da 25 yıl özellikle evli kalan kadınlarımıza Cumhurbaşkanımızın sözüdür inşallah onlara emeklilik hakkı verilmiştir. Bunun yanında farklı yine hizmetler devam etmektedir. Teşekkür ederim. Evet Sayın Kaan Koç, hayallerinizi soracağız. Yani bu kentte biz göç ettik gittik ama yüreğimizin yarısını burada bıraktık. Bu kentin kalkınmasını istiyoruz. Bu kentte göçün durmasını istiyoruz. Bu kentin üzerindeki ölü toprağını serpilmesini istiyoruz. Evet. Bu kentin gurbetteki insanların buraya gelip yatırım yapmasını istiyoruz. Özellikle sana bölgesinde yatırım yapmasını istiyoruz. Bu dediğiniz gibi otel yok. Yani buradaki sizin milletvekili seçildikten sonra o kent gurbetteki gücü buraya taşımanız, getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla artık biz göç istemiyoruz. Evet. Artık bundan sonra ev kiraları 10 milyar, 15 milyar. Gurbette yaşam çok zor. Dolayısıyla üretim noktasında, kadın kooperatifleri noktasında artık bundan sonra neler yapacaksınız? Hayalleriniz nedir efendim? Buyurun söz sizin. Şimdi doğru, işsizlik tüm dünyada bir sorun olmakta. Burada da bu bizim bölgemizde de gençlerimizin böyle bir problemi var, doğrudur. Ancak buna karşın çalışmalarımız da var. Yani köyüme dönüyorum diye bir projemiz var. Bunlardan üzerinde ciddi bir desteği var. Dışarıdaki tüm hemşerilerimize sesleniyorum. Bu daha önce küçükbaş hayvancılık üzerine vardı. Şimdi bu sene itibariyle büyükbaş hayvancılık üzerine de var. Köyüme dönüyorum projesiyle Ziraat Bankası destekli, hibe olarak bir kısmı faizsiz kredi olarak ciddi bir destek veriyoruz. Yani vatandaşın tekrar hayvancılık üzerine, tarım üzerine çalışmalar yapmasını sağlıyoruz. Buna bu sene bizim yoğun baskılarımızla birlikte büyükbaş hayvancılığı da dahil edildi. Burada önümüzde şu an bir malzeme var. Yani bunu kullanabiliriz. Köylerimizi bu şekilde tekrar geliştirebiliriz. Vatandaşlarımızdan bunu buradan duyuruyorum. Yani köyüme dönüyorum projesiyle ilgili her zaman destek verebiliriz. Ciddi şekilde küçükbaş, büyükbaş hayvancılık üzerine yatırım yapabiliriz. Bunun için işsizlik için iş alanlarının olması lazım. Bunun için de organize sanayi bizim için çok önem taşıyor. Şu anda belki de organize sanayi kullanamayan nadir illerden birisiyiz. Kullanamıyoruz, çok yanlış bir yer. Fiziki olarak uygunsuz bir yer. Bunun taşınıp daha düzgün bir alanda yapılması lazım. Bunun için de görüşmelerimiz devam ediyor. Ben il başkanıyken de buna çok mücadele etmiştim. İnşallah yeni bir organize sanayi yerini belirletip aktif hale getirdiğimizde iş imkanlarını da geliştirmiş olacağız. Yalnız bunların hepsini yaparken, yani şimdi mesela burada şu an tekstil fabrikalarımız gelişiyor. Bunun yanında Spor Bakanlığımızın hibesiyle
devlet eliyle de tekstil fabrikaları yapıyoruz. Halil Efendi mahallemizdekini bitirdik. İlçelerimizde yapıyoruz şu an. Bunu devlet yatırımcılara kiraya verecek. İşsizliğin bir kısmını bu şekilde öne geçeceğiz. Ama bu yatırımların hepsinin devam etmesi, gelmesi için istikrar şart, AK Parti şart. Şu anda bu görünüyor. Kendini ispatlamış bir partiyiz. İnşallah tekrar milletimizin desteğini aldığımızda, seçildiğimizde, istikrar sürdüğünde bu yatırımların tamamı gelecek. İnşallah işsizliğin önüne geçeceğiz. Ben de bir gencim. Ben de bu şehirde yaşıyorum. Bu şehirde doğup büyüyüp yaşayan birisi olarak bu şehrin sorunlarını iyi biliyorum. Gençlerin sorunlarını iyi biliyorum. İşsizlik durumlarını iyi biliyorum. Bunları bildiğimiz için de çözüm yollarını da iyi biliyoruz. Yerel aday olarak, Ardahan yereldeki aday olarak, dışarıdan bir çantayla gelmemiş bir aday olarak sorunları biliyoruz ve biz çözeceğiz. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu şehrin tüm sorunlarını, eksiklerini biz biliyoruz. Bildiğimiz noktada da çözüm yollarımız hazır, haritalarımız hazır. Seçildikten sonra durmak yok, yola devam diyeceğiz. Bu sorunlarımızın tamamını çözeceğiz. İnşallah bir sonraki dönemde oturduğumuzda bu konuştuğumuz konuları kapanmış, yeni hedeflerimizi konuşacağız. Peki. AK Parti Ardahan İl Başkanımız Ersin Yılmaz. Evet. Ardahanlılar sizin partiye neden oy verirsiniz? Şimdi Türkiye yeni bir yüzyıla girdi biliyorsunuz. Bundan önceki son 20 yılda ne yapıldı? Ondan önceki 80 yılda ne yapıldı? Buna bakmaları lazım. Cumhurbaşkanımız 20 yılda verdiği sözlerin hepsini yerine getirdi. Bundan sonraki verdiği sözler de yerine getirecek. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlere bakmasını istiyorum. Sağlık açısından, ulaşımda, haberleşmede, sanayi ve savunma sanayinde bunlarla ilgili yapılan yatırımlara bakmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımız bu yüzyılda çok şey yaptı Türkiye'ye. Bunlar değerlendirmelerini istiyorum, ona göre oy vermelerini istiyorum. Son 20 yılda Türkiye'nin ne kadar değiştiğini, nasıl çağ atladığını herkes gördü. AK Parti her konuda yatırım yaptı, yapmaya da devam edecek. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız verdiği sözleri tutuyor. Doğru adamla yola devam istiyoruz. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Vatandaşımızın oyuna talibiz. Teşekkür ederim. Yine AK Parti Ardahan ikinci sıra milletvekili adayımız Güven Karaköy. Efendim 14 Mayıs için Ardahanlı hemşehrilerimize ne diyorsunuz? Son sözlerinizi alalım. Buyurun. Cenab-ı Hak nasip eylerse 14 Mayıs'ta 2-0 yapacağız. Kardeşimle beraber güçlü bir şekilde Ardahan'dan Ardahanlı kardeşlerimizi mecliste temsil edeceğiz. Biliyorsunuz her vatandaş, her nefer cebindeki paraya göre konuşur ama siyasetçi de oyuna göre konuşur. Bizler de güçlü bir şekilde meclise gideceğiz. Kardeşlerimiz bizleri gönderecek. Biz de onları en güçlü şekilde orada temsil edeceğiz. Gerekli hizmetleri inşallah yapacağız. Kıymetli kardeşlerimize mesajımız şudur. Özellikle AK Parti'nin kuruluş yılına döndüğümüz zaman 2001 tarihine 14 Ağustos'ta kuruldu. Ondan önce özellikle siyasal alanda istikrarsızlık vardı. Vesayet olayı vardı. AK Parti'nin gelişiyle vesayet ortadan kaldırıldı. Her yapılan darbede Türkiye 10 yıl geri gitti. Şimdi biz ne yaptık? Bizim partimizin gelmesi bütün insanları kucakladı. Biz de bütün kardeşlerimizi etnik yapısına, diline, ırkına, rengine bakmadan bütün kardeşlerimizi kucaklayacağız. Allah'ın izniyle seçildikten sonra 14 Mayıs'ta biz Ardahan milletvekili olacağız. Yani şimdi AK Parti milletvekili adayı olarak şu anda görevimizi sürdürüyoruz ama biz Ardahan milletvekili olacağız. Bütün herkesin vekili olacağız inşallah. Peki teşekkürler. Efendim son sözleri şeye vereceğiz. AK Parti Ardahan birinci sıra milletvekili adayımız eski il başkanı Sayın Kaan Koç. Efendim 14 Mayıs mesajını alalım. Evet. Şimdi ülkemiz ikinci bir yüzyıla başlıyor. Bu yüzyıla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı adını verdi. Ve Türkiye Yüzyılı gerçekten
tüm sorunları bırakılmış, önümüze bakıldığı bir yüzyıl olarak önümüze çıkıyor. Bu yüzyılda ülkemize çok değişik işler olacak, çok büyük yatırımlar gelecek ve biz Ardahan olarak bu yatırımlardan payımızı almamız lazım. İstikrarın sürmesi, yatırımların devam etmesi lazım. Bizim tarafımıza baktığınız zaman Cumhur İttifakı olarak bir yol alıyoruz. Bu yolu alırken arkamızda sadece milletimiz var. Karşı tarafta yedili bir blok var. Yedili bir blok daha aday belirlenirken masayı dağıttılar, topladılar, sözler söylediler. Bir daha birleştiler, karşımıza geliyorlar. Bir karar alırken bir kişinin alması nere, yedi kişinin alması nere? Ülkemizin istikrara ihtiyacı var, ülkemizin yatırıma ihtiyacı var. Karşı bloğa baktığımız zaman, bakın kıymetli hemşehrilerim, muhtıralarla, darbelerle, Trump'ın dediği gibi ekonomik krizlerle yıkamadıkları iktidarımızı, şimdi Amerikan Başkanı bir söz söyledi Biden, dedi ki biz muhalefeti destekleyerek yapacağız. Şimdi muhalefeti desteklemeye başladılar. Onlar da yapabilirler ama biz milletimize inanıyoruz. Ülkemizin lideri, dünya Müslümanlarının, tüm mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan tekrar destekleyeceğinize inanıyoruz. Ardahan üzerinde baktığımız zaman Ardahan'a çok ciddi yatırımlar oldu. Çok büyük projeler devam ediyor. Ardahan nüfusa göre yatırıma bakıldığı zaman Türkiye'de ikinci sırada. Çok ciddi yatırımlar geliyor. Bunu da şu anda yapacağımız en önemli iş işsizliğin çözümü. Bunun için de projelerimiz hazır, yatırımlarımız hazır. Sorunları biliyoruz. Burada yaşayan biriyiz. Sorunları biliyoruz. 6 ay boyunca burada karın kışın altında hep birlikte yaşıyoruz. Bunun için biz söylüyoruz. Biz buranın ayazını da, soğuğunu da, karını da, kışını da biz biliyoruz. Çamburunu, çukurunu da biz biliyoruz. Çözümünü de biz biliyoruz. Onun için tüm hemşerilerimizden ricamız, burada her zaman yüz yüze bakan bizleri, burada yaşamış, buranın sorunlarını bilen bizleri desteklemeleri, burada artık Ardahan'ın dışarıdan gelip ben bir seçileyim döneyim de temsil edeyim zihniyetine müsaade etmemesini tüm hemşerilerimizden rica ediyoruz. Memleketin çocukları olarak, memleketin sorunlarını bilerek olarak desteklenmeyi bekliyoruz. Tüm hemşerilerimi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sizlere de bu güzel programı yaptığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah 15 Mayıs günü de yine bir programda buluşmak dileğiyle. Çok güzel. Herkese saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Bir Serhat Gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bugün zamanı bizimle paylaşan seçim süreci ki her saniyeleri çok önemli. Başta AK Parti Ardahan İl Başkanı Sayın Ersin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. İkinci teşekkürümüz AK Parti Ardahan birinci sıra milletvekili adayımız Sayın Kaan Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Yine AK Parti Ardahan ikinci sıra milletvekili adayımız Sayın Güven Karakoy'a çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.